Karalama hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yaptığınız uygulamada ışığın sürekli açık kalmasını nasıl sağlayacağınızı anlatmaya çalışacağım. Bunun için saat ve bildirim bileşenlerinden yararlanacağım. Hemen Notifier bileşenimizi alıyoruz. Daha sonra da saat bileşenimizi alacağım. Clock bileşenimizi yüklüyoruz. İkisi de arka planda çalışacaktır. Siz uygulamanızı yaptığınız zaman bu şekilde ikisini atıyorsunuz. Tabii ki farklı bildirimlerle ve saatlerle çalışabilirsiniz. O yüzden sırf bunun için iki tane ayrı bir yaparsanız daha iyi olacaktır. Bunların isimlerini isterseniz değiştirebilirsiniz. Ben şu an sabit bırakacağım. Şimdi burada saatimizi değiştireceğim tabii ki. 10 saniye yapacağım. Yani burada bir sıfır ekledim. Böylelikle 10 saniyede bir ekranımızda bildirim çıkmasını sağlayacağım. Her bildirim çıktığı için de ekranımızın ışığı ne olacaktır? Yanık kalacaktır. Amacımız bu. Arka planda çalışacağı için hiçbir problem çıkmayacaktır. Şimdi bu kısma giriyoruz. Bildirim bileşenimizin içine giriyoruz ve orada backgroundımızı kapatıyoruz çünkü ekranda görünmemesini sağlayacağım. Daha sonra da yazımız kısmını da yok yapalım. Bloklar kısmına giriyoruz. Saat bileşenimizin içine gireceğiz. Zaman ölçerimizi aldık. Artık bu kodumuz, kodumuz, zamanımız 10 saniyede bir çalışacaktır. Şimdi de 10 saniyede bir not göstermesini istiyorum ekranımızda. O yüzden de uyarı göster bile onu alıyorum. Uyarı göster. Notumuz ne olsun? Kısmına da şuradan bölüm alıyoruz. Burada not olarak da bir nokta yapalım. Böylelikle ekranda sadece bir not olarak nokta görünmesini sağlayacağız. Bu uygulamanızı cep telefonunuza yüklediğiniz zaman sizler de ışığın sürekli yanmış olduğunu göreceksiniz. Hiçbir şekilde ekrana dokunmanıza gerek kalmayacak. Böylelikle uygulamanızdan sadece bunları bileşenleri ve kodu kullanırsanız siz de aynı şekilde uygulamanızın ışığının hiçbir zaman sönmemesini sağlayacaksınız. Benim alçaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.